YouTube Meti Çizgi ve Instagram @bilimi ailesi, hepinize merhaba. Bu gördüğünüz dana gün görmez. Onun bir kısmını ben kasabından aldım. 35 gün kadardır da bende dinleniyordu. Bu şekilde gördüğünüz vakumlu şekilde. Nasıl dinlendirdiğimi merak eden arkadaşlar için sağ üst köşeye linki bırakıyorum. Oradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben etimi kullanmadan 1 saat kadar önce buzdolabının derin dondurucu kısmına koydum. Etim şu an bayağı sert. Şöyle keskin bir bıçak ve soğuk bir etimiz var. Şöyle kenarlardan bakın, ilk dilim bile süper. Bunu mümkün olduğu kadar ince kes. Yani bunu ince kesmenin en kolay yolu da budur. Etinizi birazcık dondurmak. Şöyle bakın arkadaşlar etin güzelliğine. Normalde burası nispeten sert bir ettir. Oy 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 oy. Et ağlıyor. Vay 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 vay. Vallahi arkadaşlar çok güzel denk geldi yine ya. Allah aşkına göster göster ama kusura bakmayın, her zaman denk gelmiyor. Görmemişin eti olmuş. Vay vay vay. Gerçekten çok iyi ya. Keşke her zaman böyle etleri bulabilsek ama işte bulamıyoruz. Bulunca da gerçekten görmemişin eti olmuş gibi yapıyoruz ister istemez. Hep size gösteresim geliyor. Şu an etim donuk olduğu için ama incelik olarak şöyle bir şey. Yani neredeyse böyle bir yaprak döner kalınlığı gibi diyebilirsiniz. Normalde dediğim gibi bu çok yumuşak bir parça değildir. Ama etin yumuşaklığı biraz pişirmeyle, hatta bazen kesmeyle alakalıdır. Daha önce hatırlarsanız fajita videosunda size bunun bir örneğini vermiştim. İzlemeyen arkadaşlar onu da sağ üst köşeden izleyebilirler. Bazen et serttir ama doğru pişirip doğru dilimlediğiniz zaman lokum gibi olur. Bu da öyle etlerden. Bunu böyle bütün olarak pişirecekseniz yavaş pişirme yapmanız lazım. Aksi halde normalden bir tık sert olur. Böyle eti bulmuşken Instagram'a koymadan olmaz değil mi? Instagram için birkaç fotoğraf aldım. Şimdi bu kadarı benim için kafi. Kalan kısmını da farklı bir pişirmede kullanacağım. Onunla da aklımda başka bir şey var. Şimdi buna yardımcı olarak kullanacağım. Şöyle bir tane soğanım var. Bunları şu an döküm tavada pişireceğim için kırmızı etten sonra aynı bıçak ve soğana dikkat etmiyorum. Zaten ikisi de güzelce pişecek. Evet, soğanlarım tamam. Bir tane de şöyle kapya biberim var. Biberleri de şöyle şu boylarda jülyen şeklinde doğruyorum. Evet, şimdilik gerekli malzemelerim bunlar. Şimdi hadi ocağa geçelim. Tavamı şöyle önden bir ısıttım, sonra altını kıstım. Biraz da şöyle yağlıyorum. Önden bir soğanlarımı biraz karamelize edeceğim. Şöyle soğanlarım hafiften renkleştirmeye başlayınca biberleri de alıyorum yanına. Bunları da beraber kavuracağım. Evet, şöyle istediğim noktaya geldiler. Şöyle bunları birleştirelim. Şimdi bu kısmı yine birazcık yağlayacağım. Evet, etlerimi artık buraya atıyorum.
Etlerim ince olduğu için zaten çok çabuk pişiyor. Şöyle bakın, incecik etler. Şöyle çok güzel oldu. Harika. Az pişmiş etin rengine tahammül edemeyen kişilere bu sistemi öneririm. Bütün etlerinizde bu sistemi kullanabilirsiniz. Etinizi ince kesin. Ondan sonra orta ateşte. Buna çok yüksek olmasın ateşi. Çünkü yüksek olursa da çevirene kadar kuruyabilir. Bir tavayı önce baştan iyice ısıtın, sonra ısısını birazcık düşürün. O haliyle bakın zaten hemen rengi griye döner. Bu et artık pişti. Bunu burada bırakırsak iyice suyunu atar ve kurur. Şöyle bir ekmeğim var. Ben tam tahıllı bir ekmek kullanacağım. Şöyle birazcık hafiften ısıtayım. Zaten çok taze ekmeğim. Hafif tost oldu, bana yeter. Şimdi bu noktada yapılacak iş şöyle ekmeğimin boyutuna göre şunun boyutunu ayarlamak. Evet, bu şekliyle üzerine ben biraz çedar, biraz da şöyle rendelediğim dil peynirinden koyacağım. Şöyle de bir kapakla da üstünü örteceğim. Şöyle içine çok az su dökerseniz o buhar buna yardımcı olacak. Herhalde yeterlidir. Aynen. Şimdi en zor kısma geldik. Zor olan kısım bunu bozmadan bunun içine atmak. Şöyle tavamı çevireyim biraz. Gerçekten güzel bir sandviç oldu bence. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi buna bazı kişiler ketçap koyuyor. Ben ya hiçbir şey koymayabilirsiniz bu arada ama ben birazcık böyle sos sever bir insanım. O yüzden ben şöyle biberli sarımsaklı çok güzel bir sos var. Ben açıkçası çok seviyorum. Bunu hazır da edinebiliyorsunuz. Edinemeyenler ketçapın içine birazcık acı biberle sarımsak koysun. Çok benzer bir lezzet çıkacak. Normal bildiğimiz sarımsaklı acılı ketçap gibi düşünün. Ben çok az şöyle üzerine geçmeyi tercih ettim. Bu yakışıklıyı birkaç fotoğraf çektim. Bu arada Instagram'dan takip etmeyen kardeşlerim lütfen takip etsinler. Aşağıda açıklama kısmının orada direkt link bulabilirsiniz. Oradan da takip ederseniz memnun olurum. Vallahi şöyle bir şey oldu. Şimdi ne diyeyim yani? Şöyle bunu bir ikiye bölelim mi? Aslında bölmeye gerek yok ama size biraz manzara izlettireyim. Evet dostlar, şöyle bir güzellik çıktı ortaya. Bir müsaadenizle de tadına bakayım. Vallahi arkadaşlar, bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Siz söyleyin. Yorumlarda bu görüntü hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum doğrusu. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Yani ben kendi yorumumu yapayım. İnanın zaten bakın, ısırığımdan herhangi bir taşma yok. İçindeki her şey krem gibi. Et yumuşacık. Soğan yumuşacık. Isırdığınız zaman ağzınızı içine inanın böyle bir kremsi bir şey akıyor. Bir ısırık daha alalım. Arkadaşlar bu kalınlıkta olmasına rağmen bakın dişimin izi çıkıyor. Etin yumuşaklığına herhalde bu bir delil sayılır. Gerçekten çok çok iyi olmuş. Mutlaka siz de deneyin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.